Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır tarifini benden beklediğiniz mercimek köftesi tarifini sizler için detaylı bir şekilde çektim. Ortaya muhteşem bir sonuç ve inanılmaz bir lezzet çıktı. Şimdiden bütün mercimek köftesi tariflerinizi unutabilirsiniz. Hem sunumu çok güzel hem de lezzeti garantili tam ölçülü bir tariftir. Sizleri fazla bekletmeden hadi hemen yapımına başlayalım. 2 su bardağı kadar mercimeği güzelce yıkadım, süzdüm, tencereme alıyorum. Üzerine 6 su bardağı sıcak su ilave edip mercimekler tamamen yumuşayana kadar pişiriyoruz. Mercimeği pişirirken çorbada da köftede de eğer üzerinde biriken köpükleri alırsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü o üzerinde oluşan köpükler genelde gazıdır. Bunu da bir kaşık yardımıyla alırsanız çok daha iyi olur. Mercimekler tamamen yumuşadı. Ara ara karıştıralım ki dibi tutmasın. Üzerine 4 su bardağı kadar köftelik bulgur ilave ediyorum. Ben esmer köftelik bulgur kullandım ama normal köftelik bulgur da kullanabilirsiniz. Arada hiçbir fark yok. Bulguru ilave ettikten sonra bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada ocağın altı hala açık. Bu aşamada biraz tuz ilave ediyorum. Ama tuzunu ilave ederken mutlaka salçadaki tuz miktarını da göz önünde bulundurun. Karıştırma işlemini daha rahat yapabilmek için ocaktan aldım. Biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp yarım saat, zamanınız eğer fazla yoksa 20 dakikada dinlendirebilirsiniz. Mercimek köftesinde herkesin kendine özgü bir tarifi vardır. Kimi kavurarak yapar, kimi kavurmadan. Ben kavrularak yapılandan yanayım çünkü hem lezzeti daha katmerleniyor hem de rengi daha güzel oluyor. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ tavaya aldım. Üzerine 2 adet küp küp doğranmış kuru soğanı ilave edip güzelce soteliyorum. Soğanlar hafiften kızarmaya ve sararmaya başladı. Üzerine 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Baharat olarak 1 yemek kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kadar da pul biber kullandım. Tabii ki acı miktarı tamamen damak zevkinize kalmış. İsteğe göre az veya çok kullanabilirsiniz. Salçayı, soğanı güzelce kavurdum. Ocağın altını kapatıyorum. Hazırlamış olduğum sosu mercimek köftesinin üzerine döküyorum. Şunu hemen özellikle belirtiyorum. Mercimek köftesini ben mutfak şefinde yoğurdum ama siz isteğe bağlı olarak elinizde bir tepside güzelce yoğurabilirsiniz. Hatta bir kasede de olabilir bu. Hazırlamış olduğum sosu dinlenmiş olan mercimek ve bulgurun üzerine döktükten sonra yoğurma işlemine başlıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi yoğurma işlemini elinizde de yapabilirsiniz. Çiğ köfte kadar yorucu bir yoğurma işlemi yok. Vermiş olduğum tarif tam ölçüdür. Ben ekstradan hiç su kullanmadım. Ama eğer ihtiyaç durumuna göre kıvamı size sert gelirse çok az su takviyesinde bulunabilirsiniz. Üzerine bir demet maydanozu küçük küçük doğrayıp ilave ediyorum. Eğer varsa taze yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Tabii onu da aynı şekilde küçük küçük doğramanız gerekiyor. Maydanozu ilave ettikten sonra yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben bu aşamada 2 diş sarımsağı rendeleyerek ilave ettim. Sarımsak isteğe bağlı olarak kullanmayabilirsiniz ama ayrı bir lezzet veriyor ve maydanozdan önce de ilave edersiniz çok daha iyi olur. Çünkü ben ilave etmeyi unuttum, son anda aklıma geldi. Son bir kez daha karıştırma işlemindeyken üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Çok az da sumak ekşisi ama isteğe bağlı olarak nar ekşisi de ilave edebilirsiniz. Varsa kullanın ama eğer yoksa da hiç sorun olmaz. Mercimek köftem artık servise hazır. Hemen sıkıp direkt servis yapabilirsiniz. Ama ben sunumu biraz daha şık olsun, biraz daha farklı olsun istediğim için tart kalıbında şekil vereceğim. Aslında her iki şekilde de size göstereceğim sunumunu ama böyle ilk başta tart kalıbının içerisine streç filmi serdim. Üzerine hazırlamış olduğum mercimek köftesinden bolca yerleştiriyorum. Vermiş olduğum ölçü oldukça bereketlidir. Vermiş olduğum ölçü 12 kişiye rahatlıkla yeter. İsterseniz yarım ölçüde yapabilirsiniz. Tart kalıbının üzerine
Büyük bir servis tabağını kapatıp ters çeviriyorum. Stretch film yerleştirdiğimiz için rahat bir şekilde yerinden çıkıyor zaten. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İnanın göründüğünden çok daha güzeldi. Kamerada bile anca bu kadar yansıtabiliyorum. Üzerine küçük küçük köfteler hazırladım sunumu biraz daha şık olsun diye. Ben bu sunumu aslında internetten görmüştüm bir yerlerden ama ne için yapılmıştı bilmiyorum. Mercimek köftesi miydi, daha farklı bir tarif miydi? Sadece görsel olarak görmüştüm. Çok hoşuma gittiği için bugün ben de aynı şekilde yaptım. Tabii klasik yöntemle elinizde sıkarak da yapabilirsiniz. Ben bu sıkma işini sanırım biraz abartmış olabilirim. Tam etsiz çiğ köfteye benzedi çünkü içerisinde esmer bulgur var. Bunun da katkısı büyük tabii ki. Bu tarifi misafirlerim için hazırlamıştım. Lezzetine bayıldılar. İster böyle tart kalıbında, ister normal elinizde sıkarak klasik yöntemle servis yapabilirsiniz. Tart kalıbında yapacaksanız orta kısma yeşillik gelmesini tavsiye ederim tabii ki. Sunumu çok daha şık oluyor. Kıvırcıkları küçük küçük doğradıktan sonra ortasına aldım. Biraz domates, biraz da limonla sonra tüşlerini düzeltip sunuma hazırladım. Tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz, bu tarif hakkında beğenip beğenmediğinizi yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer bu videoyu izlediğiniz halde hala kanalıma abone değilseniz, izledikten hemen sonra hatta şimdi de hemen abone olup zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Uzaktan olmuyor. Şöyle daha da yakından bu güzelliği sizlere göstereyim. Bakın hem sunumu hem de lezzeti muhteşemdi. Kesinlikle tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hatta eğer ne yapacağınıza karar veremediyseniz de videonun sonuna da daha farklı tarifler de eklerim. Onlardan da bakabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Sunumu ile sizi baş başa bırakıyorum. İnşallah bu tarifimizi sıkılmadan izlemişsinizdir ve memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.